Evet arkadaşlar. Konumuzun adı yüklemler mantığı, diğer adıyla niceleme mantığı. Bu önermeler mantığından daha detaylı bir sembolleştirmeyi anlatır bize. Şimdi bir bakalım niceleme mantığında neler var öncelikle. Niceleme mantığında özneler A, B, C gibi küçük harflerle, yüklemler F, G, H gibi büyük harflerle gösterilirler. Yani bizim önermeler mantığında tek bir önermeyi P ile gösterdiğimizi hatırlarsak Yüklemler mantığında bir önermeyi hem öznelerine hem de yüklemlerine göre sembolleştireceğiz demektir bu. Bir örnek İstanbul metropoldür. Biz bunu önermeler mantığında sadece P ile ifade ederken tek bir yargı taşıdığı için yüklemler mantığında ne dedik? Özneleri ve yüklemleri ayrı ayrı sembolleştiririz dedik. İstanbul metropoldür önermesinin yüklemi nedir? Metropol. Buna büyük harf veriyorum, F diyorum. Öznesine İstanbul. Buna küçük harf veriyorum, A diyorum ve bunu FA şeklinde sembolleştiriyorum. Bilmeniz gereken her zaman için yüklemler başa gelir yani büyük harfler başa gelir, küçük harfler yani özneler sona gelir ve ben bunu FA şeklinde sembolleştiririm. Ya da İstanbul ve Ankara büyük şehirlerdir. Ben bunu önermeler mantığında nasıl gösteririm? İstanbul ve Ankara büyük şehirlerdir. P ve Q olarak gösteririm. Yüklemler mantığında ne yapıyorum? Öznene büyük şehirlerdir. Buna büyük harfle F diyorum. İki tane öznem var. Birincisi Ankara, ikincisi İstanbul. Birisine A diyorum, birisine B diyorum. Neden? Çünkü ayrı ayrı özneler bunlar. Arada da V eklemim var. Bunu da hemen yapıştırıyorum. Diyorum ki F, A, V, F, B'dir. Hemen birkaç tane örnek yapalım karşılaştırmalı. O gelirse ben giderim. Önermeler mantığını nasıl sembolize ederim bunu? P ise Q. Niceleme mantığında ne derim? Hemen ayrıştırmaya çalışacağım. Şimdi giderim. Bu yüklem olduğu için buna F diyeyim. Ben giderim buna bir özne olduğu için A diyeyim. O başka bir özne B diyeyim. Onun gelmesi <laughs> onun gelmesi başka bir yüklem buna G demek zorundayım. Arada ne var ise. Dolayısıyla ben bunu inceleme mantığında G, B ise F, A şeklinde sembolleştirebilirim. Ya da Neriman çirkin değildir. Önermeler mantığında nasıl sembolleştirmem lazım bunu? Değil P. Sadece bu kadar. Peki, niceleme mantığında şimdi önce yüklemi bulmam lazım. Çirkin olmaması benim önermemin yüklemi. Buna F diyeyim. Neriman benim öznem, buna A diyeyim. Ama arada bir değil var. Nereye koyacağım? Yükleme koyacağım. Dolayısıyla bunu değil F A şeklinde sembolize edebilirim. Başka bir örnek. Hava kararırsa dışarı çıkmam. Önermeler mantığında nasıl ifade ederim bunu? Hava kararır ise Dışarı çıkmam. P ise değil Q. Peki, niceleme mantığını nasıl sembolize ederim? Hemen yine ayrıştırırım. Dışarı çıkmam. Bu bir yüklem mi? Evet, F. Ama nasıl bir yüklem? Değil F. Arada ise var. Kararırsa başka bir yüklem. Ona G demem lazım. Hava bir özne. Ona A demem lazım. Kim dışarı çıkmaz? Ben dışarı çıkmam. Buna B demem lazım. Dolayısıyla G, A ise değil FB benim niceleme mantığındaki sembolleştirmem olacak. Dolayısıyla buradan neyi anlayabiliriz? Önermeler mantığında çok daha kava bir sembolleştirme varken niceleme mantığında özne, yüklem daha detaylı bir şekilde sembolleştirilir. Niceleme mantığının en önemli özelliği budur. Bu kurallar çıkarım içinde geçerli. Bakalım Evin ışıkları yanıyorsa annem evdedir. Öncelikle bunu önermeler mantığıyla sembolleştirelim. Evin ışıkları yanıyorsa annem evdedir. P ise Q. Evin ışıkları yanıyor yani P gerçekleşmiş. O halde annem evdedir Q. Şimdi bu önermeler mantığıyla bizim bu çakarımı sembolleştirmiş halimiz. Peki niceleme mantığında nasıl sembolleştireceğim? Hemen bakıyorum. Evin ışıkları yanıyorsa annem evdedir. Şimdi yüklemimizden bir tanesi evde olması F. Kim evde? Annem. Buna B diyeyim. Arada ise var. Ev başka bir özne buna A dedim. Yanması başka bir yüklem buna G dedim. O zaman ben bunu nasıl sembolleştiririm? G A ise F B. Peki evin ışıkları yanıyor yani GA gerçekleşmiş GA o halde annem evdedir o halde annemin evde olması neydi FB o halde FB bu da bu çıkarımın niceleme mantığındaki sembolleştirilmiş hali olacaktır Müzik